Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün biliyorsunuz şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümü. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Bugün en hüzünlü olduğumuz bir gün. Bugün en çok üşüdüğümüz gün. Bugün gerçekten yüreğimizin, beynimizin, her bir zerremizin Muhsin Başkan'ın yokluğunu ilmek ilmek hissettiğimiz bir gün. Hani Muhsin Başkan diyordu ya, Türk ezansız olmaz, Türk bayraksız olmaz, Türk hürriyetsiz olmaz. İşte biz de reissiz olmuyoruz ama bu hainliği, bu zalimliği, bu kalleşliği yapan Muhsin Başkan'ın bedenini yok ettiğini zanneden şuursuzlar şunu unutmasınlar. Muhsin Başkan'ın izinden giden hiçbir vatandaşı, yolundan giden hiçbir Türk milliyetçisini onun yolundan edemezler. Bugün bir Muhsin Başkan yok olmuş olabilir, binlerce Muhsinlerimiz var. Bunlar da onlara büyük bir kapak olsun o zaman. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşlarına Sayın Abdullah Sarı ile beraberiz. Bugünkü görüşlerinizi alabilir miyim, bugüne dair? Görüşlerinizi alabilir miyim? Biz yine rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinden sonra onun hakkını aramaya geldik bugün buraya. Hem kendisini ziyarete geldik ölüm yıl dönümüyle, şehadet yıl dönümüyle alakalı. Tabii bu suikastın aydınlanmaması, aydınlatılmak istenmemesi, ondan sonra iktidar edenlerin bu konuyla alakalı, alaka göstermemesi hatta engellemesi bizleri üzüyor. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ömrünü bu millete adamış bir insan. Ömrünü vakfetmiş, çalışmış, gayret etmiş. Bu uğurda ömrünün çok büyük kısmını cezaevlerinde, zindanlarda, işkenceler altında geçirmiş bir insan. Bu memleketin öz evladı. Dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu'nun mutlaka hakkının aranması, efendim hakkının verilmesi gerekiyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin esasında ayıbıdır. Bu ayıbın bir an önce kaldırılması lazım, kapatılması lazım. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu birleştirici, bütünleştirici bir vasfı vardı. Yani bütün toplumun adeta şeyiydi, temsilcisiydi. Hiç ayrım yapmadan efendim herkesle alakalı, herkesle görüşür, her şeyi herkesle konuşur. Hizmet etmek isterdi. Ömrünü bu şekilde geçirdi. Biz aradan geçen 13 yıl içerisinde, 13 yıldır mahkeme köşelerinde adeta memleketin üvey evlatları muamelesi görüyoruz. Biz takip etmeye çalışıyoruz ama maalesef hiçbir hakim veyahut da hakimlere üst kuruldan bahsediyorum. Alaka göstermediler. Yok saydılar, hatta kapatıyorlar. Biz gayret gösteriyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Toplum da bunu bekliyor. Toplumun %99'u bu olayın suikast olduğunu zaten kabulleniyor, inanıyor. Bunun suikast diyebilmemiz için zaten bir sürü delilimiz var. Boşuna da konuşmuyoruz biz bunu. Devletin elinde de, mahkemenin elinde de kayıtlar var, deliller var. Dolayısıyla bu deliller doğrultusunda bir an önce bu konunun aydınlatılması gerekiyor. Suikastın aydınlatılması gerekiyor. Yoksa yani bunların gerisi gelir. Bu memlekete hizmet etmenin, efendim gayret etmenin karşılığı bu olmamalıydı. Başka memleketlerde böyle değil. Maalesef biz, ben kendi şahsi inancımı söylüyorum. Bir çözüm süreci uğruna rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehit ettiler. Dolayısıyla bu konunun bir an önce açıklığa kavuşması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Aydın Orhan Bey ile birlikteyiz. Bugün biliyorsunuz şehit dediğimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümü. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? En kısa zamanda faillerinin bulunmasını temenni ediyoruz. Yani başka da bir temennimiz yok. 13 yıldan beri burada, her yıl burada toplanıp aynı şeyleri dile getirmenin, her seferinde kapanmayla yüz yüze gelen mahkemesinin bir an önce faillerinin bulunup sonuçlanmasını istiyoruz. Devletimizden, yetkililerimizden istediğimiz tek şey budur yani. Teşekkür ediyorum. Şeyimiz yok. Öksüz bırakılmış bir davamızı devam ettirmek, sürdürmek için burada toplanıyoruz her yıl. Sizlere de yapmış olduğunuz basınlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Yüreceğimiz tek kanal sizsiniz zaten. Çok teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz öncelik olarak. Hoş bulduk, teşekkürler. Bugün biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümü. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Muhsin Yazıcıoğlu bizim için her zaman böyle kalbimizde, düşüncemizde
Türklük adına önemli bir lider olmuştur. İnsani olarak da çok beni etkilemiştir her zaman, insani düşünceleri, fikirleri etkilemiştir. Ayrıca ben Taceddin Sultan Kız Kur'an kursunda okuyorum. Ve her cuma biz onun ruhuna hep okuyoruz. Evet, sağ olun, teşekkürler. Her zaman zaten Muhsin Yazıcıoğlu ile biz iç içeyiz. Onun ne mutlu size. Teşekkür ederim. Duygularını, düşüncelerini hep hissediyoruz. Ve ona hep hayırla ve güzellikle yad ediyoruz. Ve onun gibi gençler yetişecek, umut ediyorum. Türklüğü seven, milliyetçi gençler. Düşüncelerim bu yönde. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ederim. Bugün şehit lideriz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümü biliyorsunuz. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz gençler sizlerden? Ya Türk bayraksız olmaz, vatansız olmaz. Vatan ana gibidir işte. Bir çocuk anasız büyür de vatansız büyümez. Şimdi buraya yani ölüm cenazesine gelmedik de keşke elini yüzünü görmeye geleydik. Elini öpmeye geleydik. Daha iyi olurdu bizim için. Abi burada hepimiz bir şeyiz şimdi, Muhsin'iz. Yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Gani gani cennet eylesin. Mekan cennet eylesin. Bir Muhsin ölür, bir Muhsin gelir diyorsunuz. Gelir. Muhsinler ölmez. Muhsinler ölmez. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun gençler. Sayın İlyas Kaya ile birlikteyiz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben İlyas Kaya, Çankırı Yapraklı'yım. 2014 Büyük Birlik'ten Çankırı Yapraklı Belediye Başkanı adaydım. Rahmetli Muhsin Başkanımızın bugün bir anma töreni yapıyoruz. 13. yılı için. Rahmetle ve minnetle anıyoruz. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Yani konuşamıyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben Necla Tuncay, Sivas Gürünlüyüm. Ben 72'den beri hamamın arkasında da ikamet etmekteyim. Bu parkın yapıldığında, açılışında ben evde gelmedim, uyudum ve ben bir rüya gördüm. Buraya bir tavus kuşu kondu. Taceddin Ergen oldu. Evet, bu meydana bir tavus kuşu kondu ve tavus kuşu açıldı uyandım. Allah'ım hayrola dedim. Tabii ondan sonra parka ben gelmedim. Ve günler sonra rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi buraya geldi. Sizin görmüş olduğunuz bu rüyanın ardına oldu değil mi bu olay? Evet evet, ardına oldu bu rüya. Benim ardına oldu. Tabii o gün gömüldüğünde annesininle beraber televizyonlara bizi çekim yaptı ve çok üzüldüm. Geleni gideni de ve çok saygı duyuyorum. Ondan sonra Muhsin Yazıcıoğlu'na. Ne diyeyim ben size, bir de sabaha kadar burada yaz gününe de işte böyle bugünlere denk geldi. Havalar da iyiydi. Sabaha kadar günlerce nöbet tutan oldu. Yani benim bir ayağım burada. Alışverişe gelirim, buraya gelirim, Yazıcıoğlu'nun mezarına gelirim. Ondan sonra okurum, üflerim, giderim. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Bizim damat Osman Yeşil Yurdun Elektrik Federasyon Başkanı, onun teyzesinin oğlu. İsmini unuttum şu anda. Mustafa Üstünta, o da beraber 5 kişi aynen gittiler. Yani çok üzgünüm. Böyle kalabalığı da gördükçe Allah böyle ölümü herkese kısmet etmez. Allah nur içinde yatsın. Çok çok dua ediyoruz yani. Böyle üzülüyorum. Her gördüğümde üzülüyorum. Yine de ben internette kendi sayfamda paylaşım yaptım 2 gün önce de. Dayanamıyorum yani. Hele de Muhsin Yazıcıoğlu'na. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Merhaba, isminizi alabilir miyim? Yasin Koç. Bugün biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümü. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Bugün öncelikle rahmetli genel başkanımızın 13. yıl sene-i devriyesi. Rahmetli ve şükranla anıyoruz. Sene 2022, 13 yıl üzerine geçmesine rağmen hala failin içinde bulunamaması çok büyük bir ayıp. 85 milyonluk bir ülkedeyiz. Güçlü bir coğrafyadayız. Ama hala başkanımızın failin içinde bulamıyoruz. Bugün 10 yaşındaki çocuk sosyal mecrada bu işi araştırmaya baksa faili meçhulliğinin kim olduğunu biliyor. Yani bunun bu kadar absürt duruma düşmesini biz de anlayamıyoruz. Ben rahmetli Yara Başkanımız vefat etmeden önce 14 yaşındaydım bu teşkilata girdiğimde. Hala bu teşkilatın içindeyim. Hep doğruluktan bahsetti, hep düzgünlükten bahsetti. Biliyorsunuz 28 Şubat'ta da öncü isimlerden biriydim. Milletine
namusunu millete çeviren tanka selam durmam diyerek o zaman zor şartlarında siyasi hareketi gerçekleştiren liderlerden bir tanesiydi. Şimdi yine şöyle bir olay var. Rahmetli genel başkanımız hani vefatından sonraki süreç, öncesindeki süreç şöyle bakıyoruz. Bugün evet, seçim barajları konuşuluyor, seçim konuşuluyor. %7, %10'lardan %7'ye düştü. %3'ten %1'e düştü. Ve insanlarımız artık bana gerçekçi gelmiyor. Çünkü hani bir söz vardır ya, der ya işte kel olur, sırma saçlı olur, kör olur, badem gözlü olur. Bugün herkes şöyle bakıyor, hepsi Muhsinci. Ama davasını rahmeti Rahman'a kavuşmasına sebep olanları bir kişi bile bugün sorgulayamıyor. Sorgulayamaz hale gelmiş. Bugün evet en büyük ayıp dediğim gibi bizim devletimizde hukuk kimine göre işliyor, kimine göre işlemiyor. Ama rahmetli genel başkanımızın dediği gibi bu ülkenin kravatlı çetelerinin gerçekleştirmiş olduğu bir faili meçhul bir cinayet var. Bu sorumluların bulunmasını istiyoruz. Bulunmasa zaten biz alperenler bulacağız. Onlar hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim de bir sabrımız var. Biz şu an genel başkanımızın bizi yetiştirdiği tarzda saygımıza, sevgimize, vatana, millete bağlılığımıza, İslam'a düşkünlüğümüze devam ediyoruz. Bütün sorumluların da cezalandırılmasını istiyoruz. Ama takipçisiyiz. Hiçbir zaman bırakmayacağız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu bugün ölüm yıldönümü. Bu konu hakkındaki görüşünüzü alabilir miyim? Rahmetli Muhsin Başkanımın 13. ölüm yıldönümüne katılmış bulunmaktayız. Coşkulu ve çok hüzünlü bir ölüm yıldönümünü yapıyoruz. İçimiz buruk. Hem de çok buruk. Çünkü kendi şeyle değil, katledildiği için, şehit edildiği için çok üzgünüz. Normal şartlarda bir ölüm olmuş olsaydı da, bu kadar üzülmezdik. Ama bunun yanında katillerin bulunmaması, bulunmayışı da bizi çok derinden üzüyor. Dolayısıyla görev yetkililere, devletin yetkililerine soruyorum. 13 yıldır niçin Muhsin Bey'in katilleri bulunmuyor? Neden efendim şeyin Suudi Arabistanlı bir gazetecinin İstanbul'da kısa zamanda katilleri bulunuyor da neden Muhsin Bey'in katilleri 13 yıldır bulunmuyor? Elinizde devletin her imkanları var. O gün de vardı. Çünkü uzun saatler bizi kurtarın diyen İsmail kardeşim, rahmetli İsmail kardeşim, İsmail Güneş kardeşim dünyaya ilan etti. Dünya duydu ama maalesef hükümetin yetkilileri, o zamanki yetkililer duymadı. Çünkü onların da parmağı var, onların da şey vardı, bilgileri vardı. Dolayısıyla onun katillerini bulmak istemiyorlar. Ama diyorlar ki yalandan, inanıyorum bu akşam televizyonlarda diyecekler gene. Diyecekler Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerini bulacağız. Hani şey vardı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İsmini unuttum. Demişti ki boynumuzun borcu demişti. Bulmak onun katillerini bulmak boynumuzun borcu demişti. Bülent Arış mıydı sanırım? Bülent Arış, evet, teşekkür ederim. Bülent Arış Bey demişti ki boynumuzun borcu. Ama nafile, hiç öyle bir şey yok. Bunun yanında eski Cumhurbaşkanı demişti ki Berlin'de oradaki helikopterin parçalarını acaba keçiler mi yedi, keçiler mi yedi diye bağırmıştı. Devlet Denetleme Kurulu'nun ne günlere duruyordu? Hala Devlet Denetleme Kurulu niçin bu konuyu araştırmıyor? Onun için buraya gelen bütün kardeşlerime, uzaktan yakından gelen kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.